Herkese tavsiye ederim. Ben de eski bir sporcu olarak sporunuzu yapın. Evet. Hiç olmazsa bu yapılan yollar da boşuna geçmemiş olsun. İnsan yaptığına da üzülüyor. Başka niye yaptım evet. Ben yani hiç kimse istifade etmiyorsa. Şimdi o çocuk parklarına geliyorsunuz. Tamam yapın da. Kaç tane kumrulu çocuk parkına getirip de çocuğunu oynat. Çocuk parkları yürüyüş yollarından daha çok gene şu anda insanlar yani orana vurduğun zaman tabii, evet. Tabii parklar gerçekten artık ihtiyaç haline geldi. Evet. Şimdi ben kumruyu gezerken sorulan sorulardan birisi de otogardı. Otopark, otogar. Şu otogara bir gidelim. Otoparka mı gidelim? Otogar. Otogar, evet. Otogar. Ben bura... Burada, evet. Burası nerede? Otogar burası. Evet. Burası otogar. İşte o parkeler falan o esnada parke döşeniyordu. Yani o zamanki çekim bu çekimmiş. Ya tabii yazın çekim. Yazın çekim. Şimdi otoparkımız tabii şey yani böyle çamur içinde. İşte çakıllamayla falandı. Bu sene biz de yani bu zamana kadar yapma fırsatı bulamadık. Otogarı bu sene parke yaptık. Fakat otogarımız gerçekten şey değil. Çok böyle sağlıklı bir otogar değil. Otogara konuda ihtiyaç var. Güzel, değerli toplu bir otogara ihtiyaç var. Bu şekilde böyle otogar yazaneler falan 50 metrekare yazaneler var. Yani o şekilde bir otogar olmaz aslında. Çok büyük. Burada şimdi 10 tane yazanenin sığacağı yer 20 tane yazıhane yapılabilirdi. Bunu da inşallah kısa bir sürede otogar işinde halledeceğiz. İnşallah. Otogara konuda ihtiyacımız var gerçekten. Olması bile güzel. Evet. Şimdi otogar deyince bir kafiyeyi uyduralım. Bir de otopark diyelim. Sorulan sorulardan birisi de evet, otopark şu anda otoparktı. Gerçekten otogardan daha önemli otopark. Daha önemli, evet. Şimdi otogara işte 3-5 tane otobüsümüz geliyor. Ama otogar çok daha önemli. Kumru gibi bir ilçede 4000 tane araç var. Nereye yani çekeceksin? 4000 tane araç var. Artık çekmeye falan yeri yok. Gerçekten yok. Bir de insanlarımız uzak yere falan böyle araçlarını çekmiyorlar. Herkes olduğu yere bırakıyor. Otopark sorununu da şu şekilde çözmeyi düşünüyoruz. Bizim sebze pazarı, şu andaki sebze pazarımız var. Evet. Herkese yakın hemen orada makina. Orayı kapalı otopark yapacağız. Çok katlı. Sebze pazarı. Çok, evet, katlı. Çok katlı. Orayı evet. Otopark yapacağız. Hem insanlar çok uzağa da arabaşlarını çekme şeyi olmayacak. Yani en güzel olmazsa olmazımız o. Başka alternatifimiz de yok zaten. Tek alternatifimiz var oraya kapalı otopark yapmak. İnşallah 2012 programımızı da var ama 2012'ye yetişmezse bile 2013'ün başında temelini atacağız. İnşallah. Yani burada proje çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda proje aşamasında. Ama 2013'te mutlaka ihaleye çıkacağız. Evet. Şimdi ben programı açarken bir hata yaptım. Hatam da dün öğlenden sonra sevgili AK Parti ilçe başkanı Yusuf Yalçova evet. Beraberdik. İşini gücünü bıraktı. Benimle gezdi. Biraz da bu vesileyle de ben kumrunun her tarafını gezmiş oldum. Çekime evet. Mekime geliyordum ama kendisine de çok teşekkür ediyorum. Zaten yeni seçildi. Başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel bir ekibi var. Çok genç bir ekibi evet, var. Evet, evet. Hepsini tanıtırken hepsi genç dedim ki bana tanıtma bundan sonra kardeşim. Burada yaşlı bir tane adam göster de hiç olmazsa rahat diyeyim dedim. Ondan sonra hepsi genç. Kendilerini kutluyorum. Düne girmişken dün evet. Ben şeyde kumruda değildim. Evet, pazar Ankara'da. Gün sabah evet pazar gün sabah ilçe dışına Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. Sebebi ziyaretimiz bizim Ankara'da bir derneğimiz var. Evet. İşte Kumrular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Bu derneğimiz yakın zamanda kuruldu. Yani 3 sene önce falan. Şu anda 4 tane bu başkanımız zannedersem 4. başkanımız. Emeği geçen bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bizler de bizim orada her şeyimiz, oradaki adresimiz, Kumruları Ankara'da bir araya getirmek, birleştirmek, kimin neye ihtiyacı varsa bu ihtiyaçlarını karşılamak, iyi günde kötü günde hep beraber olma adına gerçekten bu arkadaşlarımız işinden, gücünden, zamanından fedakarlık yaparak burada bir araya geldiler ve bu derneği oluşturdular.
bugün geldiğimiz noktada pazar gün yeni bir dernek binası, yeni bir kongre yaptılar geçen hafta içinde. Biz kar yağışı, hava muhalefeti dolayısıyla gidememiştik kongrelerine. Dedik açılışına mutlaka geleceğiz. Pazar gün hatta bizim il danışma kurulu toplantımız vardı. Onu falan bıraktık. Pazar gün sabah 6'da çıktık. İşte öğleye Ankara'ya vardı. O akşam açılışını yaptık. Pazartesi günde tekrar geri dönmek zorunda kaldık. Evet. Buradaki yeni seçilen arkadaşımız Vedat İlkyaz arkadaşımız şu anda dernek başkanı. Yeni bir yönetim, yeni onlar da aynı şekilde bizim ilçe teşkilatı gibi genç bir ekip oluşturmuşlar. İnşallah başarılı olurlar. Yani onda hiç şüphem yok zaten. Güzel bir açılış yaptılar ve yeni de bir yer buldular. Adres sıkıntısı yok. Yeni Mahalle Belediyesi'nin tam karşısında gerçekten. Güzel dört dörtlük bir yer. Ben burada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Vedat kardeşime, yani ben hiç ismini söylemiyorum aslında ama onu burada demeyeceğim. Başka bir şey diyorum ben. O anlar şimdi, o beni dinler mutlaka oradan. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten güzel bir açılış oldu. Atom karınca mı diyorsun yoksa? Yok, o başka bir şey. Evet, vekillerimiz peki. Bizi yalnız bırakmadılar. Tüm katılanlara ben buradan ilçem adına hepsine teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Eğitime girelim. Mola mı verelim? Peki. Sevgili seyircilerimiz, efendim kısa bir molamız var. Hem biz soluklanırız sevgili başkanım, evet, hem de 5-10 kuruş para kazanırız diye düşünüyorum. Lütfen bizden